Herkülname, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Bayram o bayram ola. Bu seneki şey, Alvar İmam'ın o mısrası üstü var yani. İnsanlık el ele, bayram o bayram ola. Gönüller bir araya gelen bayram o bayram ola. Herkes dünya kardeşliğini bile bayram o bayram ola. Evet, olmaz değil bunlar. Allah çent defa yapmış bunu. Kaç yerde biz insanları bir ümmet yaptık demiş. O büyük peygamberlerle o birliği tesis buyurmuş. Sonra hevalar, arzular insanları bölmüş, parçalamış. Lime lime etmiş. Niye bir kere daha olmasın ki? Biraz böyle farklı, bütün renkleri bir araya getirme. Çok farklı renklerde bir desen ortaya koyma aslında. Ve her sene de format biraz formatla oynanıyor zaten. Mesela bu sene Kürtçe Mürtçe de oldu yani. Onu yaptılar. O da bir tane Güney Afrika'dan gelen birisiyle bir televizyon şey programcısı şey yapıyordu. Sonra da takdirlerini ifade etti. Hani ailesi dağılmış, bozulmuş, anne babadan kopmuş gitmiş. Kızlar bilmem ne olmuş. Şimdi onlar da hizmette çalışıyor. Öğretmenimizmiş. Öğretmenmiş. O da öğretmenimizmiş. Diyarbakır'da kalmış mesela. Enfes bir şey söyledi orada. Diyarbakır çok sıcak ama fakat insanlar daha sıcak dedi. Enfes bir şey söyledi. Orada yani merak etmiş onları. Onları da söyledi. Navit Teçiye adı ne senin? Navi Bavit Teçiye değil mi? Evet. Babanın adı ne senin? Evet, sonra bir de Allah razı olsun Hudeş'te Razibe. Evet, bunlar. Bu adam da bayıldı yani. Tekrar etti onları. Cenab-ı Hak nereye götürür? Onunla ne yapar? Bu hadiseler döne döne değişik evolüsyonlarla dünya için nasıl bir hal alır? Bugünden kestirmek onlara mümkün değil. 30 sene evvel 30 sene sonrasını hesap edemezdik ya. Hanımın akrabasından bir şahit de şöyle şehadet etti. Eğer gömleği önden yırtılmış ise hanım doğru söylemiş. O da çok önemli yani. Ve şey de şahidim mi ehl ya. Hanımın ehlinden esasen birisi. Annesi olabilir, babası olabilir, kardeşi olabilir orada. Akrabası olabilir. Ve şey de şahidim mi ehl ya. Vezirin ehlinden değil, min ehli değil, min ehli ya diyor yani. Bu da inandırıcı bir şey. Allah'ın rast getirmeleriyle bunlar. Bir gerçek esas burada resmediliyor. Bir gerçeğin fotoğrafı ortaya konuyor. Orada Allah öyle denk getiriyor onları. İffete Cenab-ı Hakk'ın lütuf teveccüh oluyor. İffet de çok önemli. O şaibeyle kalsa döndüğünde oradaki o mesriyetini gösteremez. O konumu ihraz edemez. O misyonu eda edemez. Kendisine o fırsatı veremezler. Yoksa hapishaneye giriyor ondan sonra. Ama bir garaza binaya giriyor. Hazreti Bediüzzaman'a girdiği gibi giriyor. Kimse ona hak etti değil oldu, müstahak oldu, girdi demiyor. Orada haksız yere içeriye atılıyor. Burayı medrese-i Yusufiye haline getiriyor. Medrese-i Yusufiye. İrşad işiyle uğraşanların böyle bir şeye maruz kalabileceklerini gösterir mi? Derler yani, hep derler. Diyebilirler yani. Allah korusun. Başka bir şeyle yani ya para çaldı derler. Ya işte mal edindi, mülk edindi derler. O bakımdan konuma göre böyle milletin gözü üzerinde olan insanlar, o Arapların hani Hıdrı arkasındaki bakire kız falan dedikleri, biraz onun gibi yaşaması lazım. Hazreti Üstad kaldığı odada kapıyı da içeriden yani dıştan kilitleyin diyor, kendi içeriden kilitliyor. Orada iki rey bir araya gelmeyince kapı açılmıyor. Yani dıştan açsalar onu ve nitekim hani içki alma mevzu var. Birbirine işte diyorlar, git içki al. Kadın musallat etmek istiyorlar. Bunun gibi. Başka şekilde onun tesirini kırma imkanı olmayınca iftiralarla halk nazarında düşürmek isteyebilirler yani. Etti, yaptı, çattı. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun yani. Konumuna göre bir okulun başındaki bir insan yaparsa bunu çok büyük bir şey.
okuldaki talebelerden birisi yaparsa o talebe çerçevesinde kalır. Koskocaman bir heyet için müşerrim bilbenan bir insan hafizanallah böyle bir isnat altında kalırsa çözülmeler olur, dağılmalar olur. Onun için çok dua etmek lazım. Allahümme ahsin akıbetena fil umuri kullaha ve ecirna min hizyi dünya ve azab-ı ahire. Diğer taraftan da kusurlarımız başka kusurlarımız olur. Yani şu pencereden bakma bile, bakarsınız böyle Taife-i Nisan'ın kapalı bile olsa geçtiği yerde mülahazalarına kirlilik akmaması açısından bakmamak lazım. Yani ihtimal, ihtimale binaen sırt dönmek lazım. Hafizanallah. Böyle bir hatanız olur o mevzuda. Cenab-ı Hak tedip eder. Onun için ya Settar ya Gaffar çok çekmeli. İğfir li zunubina kullaha ve stur uyubena kullaha. İğfir li zunubina kullaha ve stur uyubena kullaha. Ve la tuhsina fil dünya vel ahire. Çok demek lazım. Haysiyetimiz artık tek haysiyet olmadan çıkmış bizim. Koskocaman bir hareket haysiyeti. Büyük yani cinayet büyük bir şey. Kabe'de bir av avlamadan orada sonra onu oturup o haram etini yemeden oradaki ihramlara buyurun gelin siz de yiyin demeden bunların hepsinden çok büyük bir cinayet. Birbirimize de çok dua etmemiz lazım. Böyle bir şey mi? Seyyidina Hazreti Yusuf gibi, mübarek Ayşe validemiz gibi, Hazreti Davud gibi öyle bir şeye Cenab-ı Hak maruz bırakmasın. Bir taraftan burada kararlı, irade, dikkatli, temkinli yaşamak. Allah öyle yaşasın. Bir diğer taraftan da Allah birbirimize çok dua etmemiz lazım. Burada talebi var. Yani Allah'tan duası var. Hani bir arkadaşınız yani harama bakmamak için Allah'ın gözlerimi alsın benim diyor. Bu Hazreti Yusuf'un hali aklıma gelince Rabbissicuna habbüyle yemin mayed unen ili diyor. Allah'ım hapishane bu kadınların benim başıma böyle tebelleş olmalarından daha iyidir diyor. Bir gün benim haysiyetime dokunacak, onu yıkacak, onu kıracak bir şey olacak. Ondan hapishane. Rabbissicuna habbüyle yemin mayed unen ili. Ve illa tasrifenni keydehun asbu ileyhin. Çocukluk yapar diyor. Meylederim. Sabu kelimesi meyletme manasına. Eğilirim. Aynı zamanda sabirlikten geldiğinden de çocukluk yapar benden. Meylederim. Beşeri zaafları biliyor yani. Yanlışlık yaparım ben. Oysa ki yapmamam lazım ben. Misyonum itibariyle. Bayağı abide bir şahsiyet. Mesele bir vakanın resmedilmesi değil. Her satırı ayrı bir ders veriyor. Hususuyla Kur'an hadimlerine, naşiri Kur'an olanlara, mürşitlere. Hocam iman da şeytanın kullanabileceği bir silah olmasına rağmen kadın burada inne keydekini aldım demiyor ama şeytan için inne keyde şeytanı kendi zayıf ediyor. Evet. Kadının şeyi bu bir kere leysel haberü kel muayene. Şeytanınki bir tesvir tezinden ibaret. İşte bu gördüğünüz gibi sırnaşıklık yapıyor. Atlıyor onun üzerine. Ne yapacaksınız yani? Daha başınızı döndürebilecek. Sizin de hafizanallah öyle bir şeye açık bulunduğunuz bir dönemi böyle kollayacak, yakalayacak o dönemde üzerinize atılacak. Şeytanınkinden daha büyük. O başka yerde de bahis mevzu edilir yani. Şeytanın keydi taif fakat kadının keydine yine keydi kın adim diyor. Erkeğin de ona göre keydi var yani. Erkek kadın için fitne, kadın da erkek için fitne. Asıl mesele bir imtihan. Bu imtihanda ehli dünyada kadını çok kullanıyorum mevzuda. Yani bugün yaşanan o bohemliğin arkasında kadının bir meta gibi kullanılması meselesi var. Erkek için bir imtihan unsuru olur yani. İşte erkek o imtihanı da kaybediyor. Şimdi o kaybedenin bakmak lazım. Kaybettireme esas orada. İmtihan unsuruna bakmak lazım yani. Herhalde o meselenin öyle bir yoruma ihtiyacı var. Min fitnet-i nisan, min şer-i nisan, min belay-i nisan. Sabah akşam dualarında da diyoruz da burada. Burada bana göre erkeğin zaafı anlatılıyor. Dişini sık o mevzuda Yusuf olsun.